İstanbul'da HDP'nin eş genel başkanının kaç karşıya kaldığı muamele. Arkadaşlar versinler, Kadıköy ilçe başkanlığına gidiyor. Evet. Önce bu tokat meselesini verdiler. Tabii en çarpıcı olanı bu. Bunun üzerine başlıyor olaylar. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü dün mahpus şeylerle, infazı yakılanlar ve hasta yakınlarıyla birlikte, hasta olup da cezaevinde bulunanların yakınlarıyla birlikte Kadıköy'de bir basın açıklaması yapmak üzereyken şöyle bir muameleyle karşılaşıyor oradaki insanlar. Vallahi ben yani çok eylem izledim Ankara'da. Ya polisin sert müdahalelerini de gördüm. Ama buradaki sert müdahaleyi görmedim. Yani bu başka bir şey. Bu başka bir düşmanlıkla, başka bir kızgınlıkla, başka bir öfkeyle oradaki göstericilerin üzerine gidildiğini gösteriyor bana. Ya taş şeye, yere vurmak ne demek kafayı yani? Şimdi filmlerde görüyoruz evet, onu ancak. AKP muhalefete dönük bir düşmanlık hukuku inşa ettiği için bu düşmanlık hukukundan nasibini AKP'nin... Şimdi bakın ekranda şu anda yani şu niye yapılır yani bir insana? Evet. Olacak şey değil. Pardon. İşte bu düşmanlık hukukundan görev çıkartan emniyet, İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve hükümete bağlı emniyet de bu düşmanlık hukukunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyor. Pervasız oluyorlar. Bugün gördüğümüz gibi, ama bu tablo HDP'ye uzunca zamandır sürüyor ama sadece HDP ile sınırlı değil. Toplumsal muhalefetin her türlü muhalefet. En son kadınlara yapılan muameleler 25 Kasım'da. Yani toplumsal muhalefeti bastırma, sindirme, korkutma, pasifize etme, teslim alma operasyonlarının bir parçası. Sizi de yani, gözaltına almışlar değil evet, mi? Geçen şeyde, evet, mahkemede. Evet, mahkemede. Şimdi buradaki olay şu tabii. Orada mahkemeye katılmak bile bir gözaltı nedeni oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani adliye toplu girişimize, yani mahkememiz var. 10-15 kişi mahkeme salonuna gireceğiz. Adliye sarayına gireceğiz. Orada bir yargılanıyoruz ya evet, artık yani. Toplu giremezsiniz. Tek tek gireceksiniz. Böyle bir. Niye mesela? Yani, hiç. Şimdi, ya işte öyle istiyoruz. Öyleyiz. Teslim alma meselesi. Şimdi buradaki olay da ne? Mesela bu olayın kendisini tartışıyoruz da bu insanlar niye bu kadar büyük bir şiddete maruz kalıyor? Mesela bunun arkasında daha büyük bir şiddet de var. O şiddet ne biliyor musunuz? Hasta tutuklular var cezaevinde ve bunların çıkması gerekiyor. İnfazı yatmış insanlar var. Yani çıkmaları gerekiyor. Aldıkları cezayı yatmışlar. Bitmiş artık bitmiş. Yani. Bitmiş. Ya infazlarını yakıyorlar ya uyduruk gerekçelerle. Mesela en son Sabahat Tüncel'in kardeşi Erdal Tüncel. Üç herkes, üçer ay boyunca infazı yandı. Babası gidiyor Bolu cezaevine oğlunu karşılamaya. Dördüncü kez infazını yakıyorlar. Gerekçene elektriği, suyu fazla kullandı. Böyle uyduruk gerekçelerle. Yani bütünüyle şiddetin her düzeyi içeride, dışarıda, toplumsal yaşamın her alanında var. Şimdi şiddet şiddeti doğurur. Yani bir iktidarın şiddetine karşı muhalefetin de elbette ki düzeyini, dozajını arttıran bir takım çabalar içerisinde, çalışmalar içerisinde olması gerekir. Normalde böyledir esasen. Dünyada da böyledir. Yani şiddet kendi karşıtını üretir. Fakat muhalefet olarak biz gerçekten bu konularda son derece solduyulu davranıyoruz. Kitlesel, barışçıl, militan kararlı hattımızdan asla vazgeçmiyoruz. Yani gözaltına alacaklar, böyle eziyetlerle karşı karşıya kalacağız ama bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bunlar çok korkuyorlar. Şimdi bu tokat hadisesinden sonra Ferhat Öncü bir de gözaltına alınmış. Evet. Bu tokatı atan emniyet mensubu bugün yeniden orada. Dün oldu bu hadise. Zaten bu tokatı atanlar terfi etmek için tokat atıyor zaten. Onu söyleyeyim. Beni de gözaltına alan amirine yaranmak için aynı zamanda bu işleri yapıyor. Yani bunun yarınını düşünmüyor bu arkadaşlar. Bu polis arkadaşlara sesleniyorum. Yani hukuki olarak bunun bir müeyyidesi var aslında. Müeyyidesi var. Bugün bu müeyyideyle karşı karşıya kalmayacaklar. Tam tersine terfi edecekler. Onun beklentisindeler. Ama yarın devran döndüğünde bütün bu hukuksuzlukların hesabını verecekler. Yarını düşünmüyorlar. Yani bugün artık ne koparırsak amirimin gözüne girip bir terfi al. Seçmiyorlar Alper Bey, o dikkat çekici. Yani milletvekili, HDP'li, kadın, genç, öğrenci, itiraz eden herkes. Mesela Yeneroğlu gidiyor Ankara'da, Etiyopyalı değil mi yanılmıyorsam, evet, restoranın evet, önünde. İnanılmaz bir nobran tavırla karşılaşıyor tamam, polisler. Neredeyse dövecek. Ama en yukarıdan besleniyor bu. Evet. En yukarıdakinin siyasi parti liderlerine kullandığı dil hepimiz ortada yani. Tabii. Yani bu dil yukarıdan aşağıya
Sirayet ediyor. Süleyman Soylu Amerika'nın çocukları diye mecliste muhalefete seslendi. Yani siz Amerika'nın çocuklarısınız dedi. Aynen. Şimdi. Yani eskiden mesela bir milletvekiline dokunma meselesi olay olurdu. Tabii. Bir avukata dokunma meselesi olay olurdu. Bir takım kurallar vardı. Bir hukuk vardı en azından. Hukuk derken bir norm vardı. Yani avukata vurulmaz. Avukat gözaltına alınırken onun bir yöntemi farklı. Yöntemi farklı, üzerinde çok düşünülür. Yani avukattır veya milletvekilidir. Milletvekilini herhangi bir insan gibi derdest edebiliyorlar, vurabiliyorlar, kırabiliyorlar, hakaret edebiliyorlar. Sanırım bacak kırıldı değil mi? Evet, evet kırıldı. Günlerde. Saldırdılar, saldırganları koruyorlar. Şimdi bu nedir? Bu yaşadıklarınız, yaşayacaklarınızın yanında ne ki? Ona benzer bir açıklamayı evet. Kim yapıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Şiddeti kim körüklüyor? Yukarıdan aşağıya. Hangi dil körüklüyor? Erdoğan dili körüklüyor. Bahçeli zaten Süleyman Soylu belki. Süleyman Soylu. Bu üçü özellikle. Çünkü mecliste de HDP'li milletvekillerine doğrudan PKK'lı muamelesi yapıyor. Evet. Yani açıkça bunu ya söylüyor. HDP'lilere diyor, bizlere diyor, ötekine Selim diyor ve kendilerinden yana olmayan, kendi çizgilerinden yana olmayan herkesi zaten terör tanımının içerisinde, düşman tanımının içerisinde almışlar. Bizi muhalefeti bir rakip olarak görmüyorlar ki. Bizi bir düşman olarak görüyorlar ve bize karşı uyguladıkları hukuk bir düşman hukuku. Düşman hukukunun bile ötesinde. Düşman hukukunda da en azından bazı normlar, kurallar var. Şimdi bunları aşan, bu nedir ama bunun nedeni nedir gerçekten? Korkudur. Bakın korkmasalar böyle davranmazlar. Korkmayan insan rahat olur, özgüvenli olur. Ya konuşsun ne olacak, bağırsın, yürüsün, sesini söylesin. Yollar görmekle aşınmaz Türkiye tarihinde Süleyman Demirel. Yani şimdi Ankara'da, şimdi İstanbul'da hani biraz böyle İstanbul'un havasından belirli alanlara öyle veya böyle zar zor çıkabiliyoruz ama Ankara'da mesela mümkün değil. Adım atamıyorsun. Adım atamıyorsun. Şimdi yani ya barışçıl, demokratik hak, anayasal bir hak. Siz anayasayı ihlal ediyorsunuz, sonra da gelin anayasa yapalım. Neyin anayasasını yapacağız sizde? Ya bir de şöyle şeyler oluyor. Polislerle tartışmalar duyuyorum. Böyle bir hakkınız yok diyor. Ya karşısında konuştuğu da hukukçu. Diyor ki benim anayasal hakkım. Basın açıklaması yapabilirim. Bize haber vermediniz. Sana haber vermek mecburiyetinde değilim. Anayasa yazıyor bunu. Siz yanlış biliyorsunuz falan denilebiliyor yani. Şimdi, bir kaymakam oturduğu yerden bütün her şeyi yasaklayabiliyor. Evet, kaymakamlara yani bir bakıyorsunuz sabah mahkemeye gidiyorsunuz. Yasak toplanmanız. Niye yasak? Kaymakam yasaklar. Ya kardeşim nasıl kaymakam yasak görür ya, yasaklayabilir ya? Benim en doğal hakkım yani benim toplanma hakkım. Benim ifade etme, kendimi ifade etme özgürlüğüm var. Mahkemeye gitme hakkım var. Hukukum var. Mahkemeyi izleme hakkım var. Bu anayasal bir hak. Alenidir bir de mahkemeler. Bir kaymakam yani anayasaya aykırı davranamaz ki ya. Nasıl anayasaya aykırı? Ortada bir şey mi var? Ama derdini nereye anlatacaksın arkadaşım? Nasıl? Derdini nereye anlatacaksın? Ya anayasaya aykırı diyorsun kaymakamın yaptığı. Al işte tablo bu. Ya işte yani bunun karşısında bizim yapacağımız direnmekten başka, haklarımızı aramaktan başka, mücadele etmekten başka yol yok. Onlar da zaten bunu amaçlıyorlar. Söylemeyin, konuşmayın, mücadele etmeyin, bize teslim olun. 2023'ü kazanalım. 2023'ü kazanmak için bizi teslim almaya çalışıyorlar. Attıkları bütün adımlar yani bizi korkutmak ve bizi çaresiz toplumu bırakmak. Toplumu tepkisiz hale getirmek. Evet, aciz yani bırakmak. Da, yani biz her türlü biçimde bu iktidarı size vermeyeceğiz. Sizi bastıracağız, sizi teslim alacağız. Zorlamayın kendinizi, oturun kaderinize, razı olun, şükredin. Böyle bir Türkiye yaratmak istiyorlar ama buna asla izin vermeyeceğiz.